Merhabalar. Herkese Romanya'dan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Bu kanal sizler için, benim için değil. Av camiasında üretilen köpekler, yetiştirilen köpekler, avda yapılan hatalar, her türlü konuların cevapları zaten kanalımda takip eden arkadaşlar bilirler. Şimdi sezon kapandı. Size birkaç şey anlatmak istiyorum. Sezon kapandı. Eşleşmeler başladı. Herkes bir eşleşme heyecanında. Romanya'da olsam da sürekli arayıp soruyorlar eşleşmeler için ne yapabiliriz, neler yapsın, sağ olsunlar. Ben de elimden gelen yardımı da bulmaya çalışıyorum. Bu videoyu neden düzenledim? Şimdi hayaller Paris ama vardığımız nokta köy yolu. Anlatabildim mi? Neden bu oluyor? Şimdi köpek eşleşmesinde seterler olur, puanterler olur, kuzular olur, her türlü ırk için konuşuyorum. Türkiye'deki en büyük hata İki tane secere köpeğin eşleşmesinin doğru olduğuna inanılması. Türkiye'de şu an için benim gördüğüm secere şeyi, bu işi layıkıyla yapanları hariç lafım, onları sözümden dışarı tutuyorum. Sahte secereler olsun, işte rakı masasında aldığımız secereler olsun falan filan, bu konulara girmeyeyim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İki tane secereli köpeğin eşleşmesi çıkan yavruların anne baba gibi ya da anne baba İyi avcıysa iyi köpekler çıkacak anlamına gelmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Her zaman bazen anlatıyorum, yazılarımda yazıyorum. Takip edenler bilirler. Köpeğim siyah beyaz seter, atıyorum erkek ya da yan koyuda ya da yan arkadaşta ya da başkasında siyah beyaz bir erkek seter ya da dişi seter var. İşte onunla eşleşiyorlar. Seceri ya da seceresiz hiç önemli değil. Çıkacak yavruların anne dört dörtlük bir avcı, baba dört dörtlük bir avcı. Ama ırk farklılıkları var. Huy farklılıkları var. Biri çok gergin geziyor. Biri 5 metrelerde geziyor. Birinin kokusu zayıf, hızlı arıyordu için burundan, yani kilometre yaptığı için kazanıyor. Bir tanesi yavaş ama kokusu kuvvetli. Anlatabildim mi? Bu tarz şeyler. Birisi atıyorum size avlıcılığı geçin, silahtan korkuyor. Ama köpek silah patlayana kadar devasa bir av yapıyor. Bunların bir sürü seçenekleri var. Anlatabildim mi? Yani siyah beyaz renk olarak örnek veriyorum ya da renkleri uyuyor diye iki tane köpeği eşlediğin zaman çıkacak yavrular işte anne baba gibi olacak ya da daha iyi olacak diye bir dünya yok. O sizin sadece Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi bir şey. O zaman niye insanlar gerizekalı bu dünyanın yatırımı yapıp yoğurt fabrikaları kuruyorlar, o kadar masraf yapıyorlar. Siz de gidin göle biraz maya dökün, yoğurt dökün. Sabahleyin alırsınız 100 kazan yoğurdu, gider satarsınız piyasada. Aynı hesabı dönüyor yani, hayal dünyası, başka bir şey yok. Köpek eşleşirken işte puanter köpeklerin, özellikle kendi branşımdan konuşayım. Köpeğin işte yavrular dünyaya geliyor, kulakları bozuk, ayakları bozuk, kuyruğu kalın. Kimisininki işte ayak yapısı, arka ayakları açık, kalça çıkık. Kalça çıkık demişken, yani şöyle söyleyeyim. Anne babada eğer kalça çıkıklığı varsa çıkacak 10 yavrunun 6'sında da kalça çıkığı olur. Bunu unutmayın çünkü bu genetiksel bir hastalıktır. Sadece kendinizi kandırırsınız. Yavru dünyaya gelir. Yaklaşık kimi köpeklerde 60-65 gün, 70 günlükken, yani 3,5, 2,5, 3 aylıkken başlar nüksetmeye. Kimi köpeklerde dirayeti kuvvetlidir, anneyi çok emmiştir, dirayetlidir. 1 yaşından sonra işte meraya salarsınız. Köpek normalde hiçbir şey yoktur. Bu işi bilen bilir köpeğin arka kalçasında çıkık olup olmadığını. Yürürken ördek ayağı gibi dışarı atar. Saldıktan 1 saat sonra çok çabuk yorulur. Çok çabuk kesilir. Siz bunu kurda bağlarsınız. Halbuki köpeğin kalçasında problem vardır. Bu iş tecrübeyle anlaşılır. Yani tecrüben varsa anlarsın. Anlatabildim mi? Puanter köpeklerine demişken, sarı beyaz bir puanter, işte sarı beyaz bir dişi, sarı beyaz bir erkek, işte bunların secereleri var, eşleyelim. Secere bir kere nedir onu bilmiyor bizim Türkiye'deki insanlar. Secere nedir? Secere köpeğin av belgesidir. Ben bunu yıllardır anlatıyorum size. Secere köpeğin avlanma belgesi değildir. Köpeğin sadece genetik hattını anlatır. Annenin annesine bakarsanız yarışçıdır. Merada hayatta ava girmemiştir. Sadece tribün köpeğidir. Anlatabildim mi? Babanın annesi çok iyi avcıdır. Anneannesi atıyorum sana çok iyi avcıdır. Bu iki tane tribün köpeklerinde, şov köpeklerinde normal avcı köpeği eşlediğiniz zaman elinize tarhana çorbası çıkar.
Kulakları mesela lahana kulak dediğimiz kısa uzun kulaktır. Kimisi kısa kulaktır, kuyruğu kalındır, arka ayak perdeleri kapalıdır, hızlı köpektir, yavaş köpektir, arka perdeleri açıktır. Irkları koşucudur, kimisinki rahvandır. Anlatabildim mi? Yani secereli diye iki tane köpeği sen eşlediğin zaman aldığın köpek senin hikaye olur. Anlatabildim mi? Sadece kendini avutursun, bir masraf yaparsın, secereli köpek ürettim dersin ya da kendini üretici zannedersin. Beyler, kendinize gelin. Üreticilik ayrıdır, eğitimcilik ayrıdır, avcılık ayrıdır. Bu üçünü bir arada yapmaya çalışırsan tarhana çorbası olursun. Anladın mı demek istedim? Sadece piyasada vermiş olduğun köpeklerde sahiplendiğin insanlardan sadece küfür yersin. Başka bir şey olmaz. Anlatabildim mi? Sadece küfür yersin. Adam beddua eder. Sen kendi payına düşün. Sana işte secerer diye bir tane atıyorum 4 aylık bir yavruyu şu kadar bir meblağe satıldığı zaman köpeğin avla alakası olmadığını, o kadar masraf yapıyorsun, veterinere gidiyorsun, uğraşıyorsun, ava götürüyorsun, getiriyorsun. Dünyanın işini yapıyorsun. Dünyanın emeğini sergiliyorsun ama köpeğin bir türlü av yapmıyor. Neden av yapmıyor? Bir sor bakayım kendine. Aynı şey senin başına gelse zaten insanlar bu konuda dürüst olsalar kimsenin canını yakmazlar. Anlatabildim mi? Bu biraz da karakter ve kişilikle alakalı. Piyasada 2-3 tane video paylaşıp da işte bu eşleşmeyi yaptık, işte bak şimdi bunlar eşleşecekler, bunların yavruları dünyaya gelecek, ooo alkışlayın beyler, işte bak bu köpeğin avlarını ben gördüm. Kardeşim, çıkacak köpekler, şöyle söyleyeyim, anne çok iyi bir avcı olabilir, baba devasa bir avcı olabilir ama kan uyumları birbirine uymuyorsa, genetikleri birbirine uymuyorsa çıkan hayvanlar maymun olur, maymun. Allah'ın gücüne gitme, hani şöyle ben... Canı veren ben değilim, yeteneği veren ben değilim. Yaratan her şeyi takdir ilahi. Anlatabildim mi? Ben tecrübemle söylüyorum. Kardeşim, köpekler eşleşmelerde genetiği çok önemli. Bunu bir kere kafanıza koyun. Bunlara siz dikkat etmezseniz, bu işi bilen, gerçekten işin ehli olan insanlara danışmazsanız, secereli adımda eşleşmiş olduğunuz köpeklerden sadece hikaye öğrenirsiniz. Anlatabildim mi? Böyle bir, hani dilim varmıyor söyleme. Çok şey var konuşacak da. Sadece kendini avutursun kardeşim. Para senin paran. Köpek senin köpeğin. Yavrular senin yavrun. Beni ilgilendirmez. Ben şunu söylüyorum. Secereli adında eşleşen köpeklerin, çıkan köpeklerin işte dört dörtlük ya da işte devasa bir köpek olacak diye bir şey yok. Bir kere bunu aklınıza sokun. Anlatabildim mi? Siz bunu eğer benimsemezseniz ya da bunlara dikkat etmezseniz zaten hiçbir zaman doğruya bulaşamazsınız. Anlatabildim mi? Sen meraya girdiğin zaman atıyorum sana işte erkek köpekten bahsedelim. Bir damızlık konusu var, onu da anlatacağım kısa olarak. Ava girdin, köpek atıyorum sana işte çok hızlı geziyor, koşuyor, cihazla avlanıyorsun. Dehşet köpek 600 metrelerde 500 metrelerde geziyor, köpek avcı köpek, işte ona lafım yok. Sonra bir tane dişiyle eşleşiyorsun, dişiyi bir salıyorsun. Şey gibi, söyle adını, inek gibi boynuna çanı takmışsın. Tangır 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 5 metre, tangır 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 20 metre, tangır tangır geri dön. Bir daha gir, bir daha gel, bir daha gir, bir daha gel. Yani sahibini görerek, görmeden avlanamayan köpekle sen bu köpeği eşlediğin zaman çıkacak yavrulardan haberin var mı? Zannediyorsun ki o anneden çıkacak yavrular aynı baba gibi koşacak. O sinemalarda ama o sinema kapandı, o perde kapandı. Öyle bir film yok, öyle bir sahne de yok. Sadece kendine avutursun. Anlatabildim mi demek istediğimi? Normalde av kanları birbirine eşit olmayan ya da genetikleri birbirine uymayan çiftleşmelerden, eşleşmelerden alınan bütün yavrular sadece hikayedir. Secere alınır mı? Alınır. Onun dostudur, onun ahbabıdır, onun muhabbetidir. Bu konulara girmek dahi istemiyorum. Çünkü bu camiada çok şeyler gördüm. Yani ben size şunu demek istiyorum. Damızlık dediğin zaman damızlık nedir? Onu bir kere biliyor musun? Damızlık köpek nedir? Damızlık köpek eşleşme yapıldığı zaman karşı tarafa kendi gen hattını her şeyle aktarabilen ya da çıkan yavrular eğer anne damızlık, baba damızlık avcıysa ve çıkan yavrular da dört dörtlük yavru atıyorsa, birinci eşleşmeden çıkan yavruları incelersin, ikinci eşleşmeden çıkan yavruları gözlemlersin, bakarsın. Ondan sonra gidersin ki kardeşim bu köpekler damızlık. Yani bir köpeğin 5 dakika eşleşmesi, 30 dakika birbirine bağlı kalması, eşleştikten sonra onun damızlık olduğu anlamına gelmez. Şu da var canım, yani kendimce gördüm, tecrübe ettim. Çoğu köpeklerde de gördüm. Bir köpek vardır mesela, işte sahiplenilmiştir. Köpek aslında çok iyi bir avcıdır. Silahtan korkutulmuştur, merada dövülmüştür, aşırı yüklenilmiştir.
Köpek avdan soğutulmuştur. Köpek av yapmıyordur. Bunun o köpeğin avcı olmadığı anlamına gelmez. Bu üretenin değil. Bu onu sahiplenen kişinin merada, eğitimde yapmış olduğu hatalardan dolayıdır. Ama bu erkek köpek, hiç av yapmayan erkek köpek, kendi kanatlarını yakalayan bir dişiyle eşleştiği zaman çıkan yavruları sizin aklınız hayaliniz almaz. Öyle dehşet avcılar çıkar. Anlatabildim mi? Yani o köpeğin gerçekten iyi bir köpektir. Kanatı çok düzgündür. Ama alıcının, köpek sahibinin yapmış olduğu hatalardan dolayı köpek av yapmadıysa, dövüldüyse, silahtan korkutulduysa ya da merada herhangi bir şekilde bir şokla karşılaştıysa, bu köpek av yapmıyorsa o köpekten çıkan yavrular av yapmaz diye bir şey yok. Bunu da aklınıza sokun. Anlatabildim mi? Şimdilik bu kadar. Daha birçok konuda burada size aydınlatmalarda ya da bilgi vermek istiyorum. Neden? Çarpılmayın ve siz de üretici adında üretim yapıyorum diye bu camiadaki ismini söylemek istemiyorum. Çoğu şahsın almış olduğunuz köpekler av yapmadığı zaman sizde canınız yanmasın. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Çevrenizdeki avcı arkadaşlarınıza da söylerseniz sevinirim. Şimdilik Allah'a emanet olun. Romanya'dan tekrar selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.